Ana haber başlıyor. Sayın seyirciler, İçişleri Bakanlığı Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşım ve Değerlendirme Toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantıya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Trafik Daire Başkanı Mehmet Yavuz ve 81 ilin trafikten sorumlu emniyet müdürleri katıldı. Çığ felaketi nedeniyle Van'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı bağlantıyla katıldığı toplantıda denetim, eğitim ve uygulamalar sayesinde hızlı düşüş gösteren kaza ve ölüm oranlarına dikkat çekildi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'da düzenlenen Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşım ve Değerlendirme Toplantısına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Trafik Daire Başkanı Mehmet Yavuz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tekin Akdemur ve 81 ilde görev yapan trafik amirleri katıldı. Antalya'ya gelmesi beklenen ancak Van'daki çığ felaketi nedeniyle bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da programa telefonla bağlandı. Trafik kazalarındaki can kayıplarını bir yılda ortalama neredeyse özellikle olay yerinde %25 azalttık. Ve toplam 2019 yılında 2018 yılına nispeten 1250 insanımızı daha az olarak trafikte kaybettik. Bakan Soylu, trafik bilincinin çocukluktan başladığını belirterek ailenin önemine dikkati çekti. Kırmızı düdük kampanyamızla, özellikle bayramlardaki karne kampanyalarımızla çok bu konuda başarılı olduğumuzu, çocuklarımızın üzerinden yaptığımız bir takım denetimlerle trafik kazalarımızı da azalttığımızı, meseleyi aileye indirdiğimizi çok net bir şekilde biliyoruz. Bunu devam ettirmek bizim temel sorumluluğumuzdur. Toplantıda Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanı Mehmet Yavuz da trafik güvenliği ile ilgili sunum yaptı. Yolcu taşımacılığının %88.8'inin karayoluyla, %9.4'ünün hava yoluyla, 1.2'sinin tren ve diğerinde deniz yoluyla ulaşımını sağlandığını görüyoruz. Kaza oranlarındaki düşüşün her geçen gün sürdüğünü belirten Yavuz, 2021-2030 eylem planının hazırlandığını söyledi. 2019 yılında 285 bin vatandaşımız yaralanmıştır bu kazalarda. Bu bir önceki yıl 310 bin civarındaydı. Dolayısıyla o düşüşler, yaralamalı kaza sayısı, yaralı sayısındaki düşüşlerle birlikte bu düşüşü de burada görmüş olabiliyoruz. Yıllık olarak 55,5 milyar civarında bir maddi zarara, ekonomik kayba uğruyor ülkemiz. Geçen yıl bu rakam 46,5 milyardı ve etkilenen yaş grubu bu sene de değişmiyor. 25 ile 45 yaş arasında oranın değiştiğini görebiliyoruz. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da denetim, eğitim ve uygulamalarla can ve mal kaybını azalttıklarını belirtti. Emniyet kemeri takma, alkollü araç ve seyir esnasında cep telefonu kullanma gibi kural ihlallerini önlemek için yaptığımız her çalışma ile bireyin yaşam hakkını koruyor, önceliğimiz insan demeye devam ediyoruz. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da geçen yıl uygulanan hayata kastım yok kaskım var, ölümle tokalaşma ve bu yolda hep birlikteyiz gibi projelerle kaza ve ölüm oranlarındaki düşüşü anlattı. Konuşmaların ardından geçen yıl motosikletiyle yaptığı kazada başının üzerinden bir aracın geçmesine rağmen hayatta kalan gence kask ve mont hediye edildi. Kaskımı taktım. Elhamdülillah hayattayım. Ve uzun ömür diliyoruz. Aynen. Allah razı olsun hepinizden, bakanımızdan, valimizden ve bu çalışmada emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Vali Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Aktaş hediye ediyor. Program başarılı illere plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.